Evet sevgili izleyenler, geçen yıl 270 dönüm arazide gerçekleştirilen damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi 2020 yılında, yani bu yıl Bafra Ovası'nda ise artık 2000 dönüme yaklaştı. Bunlardan yine eski Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Mehmet Bilgiç de bu 2000 kişinin içerisinde de yer almaya başladı. Bölgede de yine burada sebzecilik yapılan sahada kendisi de örnek olsun diye damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi için karar verdi ve bugün de burada damlama borularını çekiyor. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Öncelikle bayramınızı kutluyoruz. Sizin de kutlu olsun. Çünkü çiftçinin bayramı seyranı yok. Aynen. Gece gündüz tarlasında üretmeye devam ediyor. Tekrar bereketli olsun aynı Sağ zamanda. Sağ olun, hoş geldiniz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Neden böyle bir damla sulama yöntemiyle çeltik üretimine ihtiyaç duydunuz? Evet, neden duydunuz derken yerine kışlık ekmek için damla sulamayı tercih ettim bu yıl. Görüyorsunuz ana kanal başından geçiyor. Burayı Allah nasip ederse Ağustos'un sonunda hasat edip Mayıs 1'de ektik. Ağustos'un sonunda hasat edip kışlık ürün ekeceğim. O yüzden bunu tercih ettim. Zaten 5-6 yıldır da bunun gözlemlerini yapıyorduk. Yani niyetim de vardı. Ektik biz yağmurlamayla bitirdik işte. Önce kanaletlerde su yoktu erken ekelim diye. Sonra su geldi. Şimdi damlamaları çektik. Bitti mi işte? Yani bitti derken belki bazı izleyicilerimiz anlayabilir. Bitti derken şu yeşillenme, yani çillenmenin... Evet, yeşillenler, yeşil olanlar çeltik hep. Ot yani, yok şu anda. Yani büyüme şekli. Evet. Peki efendim ne kadar bir sahada yapıyoruz? Burası ne kadar bir 18 alan? 18 dönüm. 18 dönüm. Şu anda biz burayı 1 Mayıs'ta ektik. Şu anda çeltik bitti görüyorsunuz. Damlamaları seriyoruz. Toprağın yüzüne çıkmış hepsi. Evet, yüzüne çıktı. Bunun bize avantajı ne olur? Bunun işte yakıt durumu, mazot, az mazot yaktık. İşte gübreleme, hiç toprak gübresi atmadım. Yeni yer zaten. Bunu damlamadan besleyeceğiz. İşte lazer derdi yok. Kaşı yok, bir şeyi yok. Sürmesi yok. Bir sefer sürdüm, bir makine çektim, ektim. Yani maliyeti düşük. Tohumunu da zaten İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğümüz verdi. %25'ini ödedik. Tarım Bakanlığı verdi. Evet, Tarım Bakanlığı verdi. %25'ini ödedik. Yani bunun ben diyorum ki inşallah yaygınlaşır. Biz de burayı kışlık ekersek eğer, çünkü kışlık yerler bulamıyoruz icara, çok pahalı. Herkes çeltik ektiğinden ikinci ekimi, kışlık ekimde alan az. Biz de işimiz sebze olduğu için. O yüzden bunu seçtik. Ve bunun ot ilacını falan vurduk üstünden. Şu anda bizim buradaki maliyetlerimiz, işte elektrik maliyetimiz olacak. Ceyran'la sulayacağımız için. Ya ne kadar bir, günde ne kadar, kaç saat sulamayı düşünüyorsunuz? Şimdi burada ben zaten burası yaş. Yani yüzü kuru. Çünkü neden yağmur yağdı? Çok bir yağmur yağdı. Dövdürdü biraz. Bundan sonra damlamada 2-3 saat damlamada sulasam zaten 2,5 litre damlatan hortum çektim 25 santim arayla. Saatte 2,5 litre damlatan. 3 saatte 7,5 litre yapar. 7,5 litre de bence yeter. Yeter. Peki efendim şimdi bu hortumların arası ne kadar? Hortumların arasını nasıl böldünüz? Kaça kadar? Bunları da biraz teknik bilgi verirseniz. Hortumların arasını 80 santim ve 90 santime çekiyorum. Aralarını. Evet. Neden? O da çeltik bittiğinden dolayı. 90 veya 80 santime çekiyorum. Zaten 2,5 litre damlatan saatte 25'lik. Arıyı rahat rahat kavuşturur yani. Burada sıkıntı yok. Peki efendim. Şimdi genelde bizim gittiğimiz yerlerde, önceki programlarımızda da tohum toprakla buluştuktan sonra ot ilacı peşinden de hemen boruları çekiliyor. Damla sulama boruları evet. Çekiliyor. Ama siz burada tam tersini yaptınız. Önce yağmurlamayla evet. Burada çiltiğin yüzüne vurmasını beklediniz. Bitkinin yüzüne çıkmasını beklediniz. Oradan sonra çektiniz. Peki efendim faydası zararı var mı?
Şimdi ben gün kazanmak için öyle yaptım. Ama tabii ki damlamayla ekim daha farklı. Yani damlamayla ekim olsam böyle yüzü kelleşmez, sıkıntı olmaz. Damlama kabarık tuttuğu için, nemli tuttuğu için. Biz bunu neden böyle yaptık? Ben 15 Mayıs'ta ekeceğim çeltiyi 1 Mayıs'ta ektim. 10-15 gün kazandım. Erkencilik kazandım. Bu erkenciliği de Ağustos sonu hesap ediyorum işte. Ağustos sonu ve 5 Eylül tahmin ediyorum. 120 gün oluyor. 120 günde de bu çeltiyi hasat edeceğim. Bu damlamaları da 8 milim 25'lik 2,5 litre damlatan, 2,4 damlatan damlatıcı, 2,5 diyorum. Bunları da neden öyle çektin dersen, bunları 2 yıl kullanacağım. Buraya şu anda 10 top hortum çektim. 18 dönüm yere. 10 top hortum çektim. Dönüm hortum, maliyeti ne oldu? Dönüm maliyeti hortumlarda ne oldu? Aşağı yukarı ben ucuz mal ettiğim için 250 lira benden maliyeti. 250 lira. Normal sıradan vatandaş 300 lirayı bulur mu dönüme? Şimdi normal sıradan vatandaş, eğer herkesin sebzeden kalma filtre sistemleri var çoğunun. Evet. Sıfır baş yapmıyor. Filtre alırsalar bulur. Evet. Bizim borumuz, her şeyimiz var, teşkilatımız olduğundan bizim çok bir maliyetimiz olmadı yani. Peki Mehmet Bey, tavsiye eder misiniz ilk ekimde yağmurlamayı? Şimdi ben ilk ekimde yağmurlamayı pek tasfiye etmiyorum. Ben bunları cins sineklerle suladım. Yani mecbur, benim kendi programım öyle. Ama ben bana uymasınlar diyorum. Yani ben erkencilik yapmak için, 10 gün kazanmak için, kanaletlere su gelmediği için ben sondaj yöntemiyle... Ayın 4'ünden de su geldi evet. Başkanım. Ayın yani. 4'ünde su geldi işte. 3-4 günde bekle, evet. Şey fark etmez. Biz şu anda... Ama kesin kes yağmurlama yapmayalım diyorsunuz. Yok, yağmurlama yapmak istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü yağmurlama toprağı dövüyor yani. Evet, yüzü geliyor. Kaymaklaşmış bayağı. Evet, yüzü geliyor. Çünkü çok sert yağmur yağdı. Çıkışı da zorluyor. Evet, sert yağmur yağdı. Evet. O yüzden bence ben şimdi bu yıl bunu ilk yaptığımız için tabii ki eksiklerimiz olabilir. Ama benim asas işim damlama olduğu için, ben çünkü 2006'da yılından beri, 2007 yılından beri damlama sistemleriyle uğraştığım için satma işlerinde filan. Evet. Hem tarla kurumlarında. Evet. O yüzden damlamaya geçilip de damlamayla ekilirse daha mantıklı diyorum yani. Peki Mehmet Bey, şimdi biraz başa döner gibi olacak ama çünkü izleyicilerin bu sorunun cevabını bekliyor diye öyle bir hissediyorum. Şimdi bu 18 dönümlük araziyi normal klasik yöntemle çeltik üretimi yapmak için çalışsaydınız bir kere kaç gününüzü alacaktı? Ne kadar bir yakıt yapacaktınız? Yani sizin cebinizden kaç lira parasal olarak bir nakit çıkacaktı? Ya şimdi bizim cebimizden tabii lazer yapmadım, lazer yapacaktım. Sürecektim, lazer yapacaktım. Bir daha sürüp bir daha yapıp gaz çekecektim. Keşen yapacaktım. Yani ben diyorum ki yani üçte bir maliyetle buranı hazırladım. Ektiniz. Ektim. Maliyeti çok düşük. Şu hortumları da 2 yıl kullandığım zaman maliyet daha da düşük olacak ve 2 yıl kullanmayı planlıyorum. Aldığım damlamaları ona göre aldım. Yani bu maliyeti daha düşürecek. Bir de otopompayı da işte otopompa masrafımız var. İşte elektrikle yapacak bir şeyimiz yok. Ama ana kanal burada. İstesem burayı 1 saatte doldururum. Evet, hemen hatta kaç kişi bana geliyor zaten. Diyor ki işte sal suyu, bir kaş yap ortadan, sal suyu gitsin diyor ama ben yapmıyorum. Buradan suyu salsaydınız ikinci ürün alma şansınız? Yok. Yok ikinci ürün alma şansım. Yani ben burayı planımı yapmışım. Buradan ben 700-800 kilo çeltik de alsam ben bunu daha üstüne alacağıma inanıyorum. Çünkü ben bunu kök damlamasıyla besleme yapacağım. Ben buna şimdi map gübreleri falan veririm, köklendirici veririm. Bunu kimse tanıyamaz. Evet. Hizmetini yaparım bunun. Ben yine kafamda bir hedefim var, tahminim var. Onu tuttururum yani. Şimdi, yani dönüme 1000 kilo alınır mı?
Dönüme bir ton olmasa da yani şimdi konuşmak şey, önce bir göreceğiz bir şey yapsın. Ama ben diyorum ki yapan arkadaşlarım 800-750 kilo, 900 kiloya kadar alan var. Evet. Ben de bunu, bu işi bildiğim için, daha da iyi hizmet yaptığım için ben diyorum ki ben bunu yani rekorunu yakalarım diyorum yani. Evet. Peki efendim, buradan son olarak böyle sistemde, bu yöntemle çeltik üretimi yapacak olan üreticilere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle nelerden başlasınlar? Ben şimdi önce şöyle diyorum, bu çeltik ekiminde tarla hazırlığı çok önemli. Ben buraya dik bıçaklı külvetör vurdum. İki sefer vurduğum yerler fırçı gibi, bir sefer vurduğum yerler tam düzemedi. Genellikle çok hasırlı olması gerekiyor, yani tezekli olmaması. Bence daha düzgün çeltiği bitirmesinde faydası var. Tabii merdaneyle de iyi çiğnemek lazım ki damlama suyu dibe değil de yanlara yayılsın. İlk damlama suyu zaten dibe gider, ikinci su yanlara yayılır. Biz bunu bu şekilde yaptık ama ben herkese tavsiye ediyorum. Et, yani sebze yapanlar ikinci ürün olarak ekmelerini tavsiye ederim. Biz de bir sene bakıp göreceğiz. Ama tabii ki biz bunu araştırıyorum ben kaç yıldan beri. Araştırmalarımda yanılmam yani kolay kolay. Evet. Yani bir yol haritası çizdiriz. Tabii. Peki efendim, derinlik nedir burada şimdi? Burada derinlik, mibzerle ektiniz ya. Burada derinlik 2 santim ve 3 santim derinlik var. Yani tohum öyle düştü. Evet, öyle düştü. 20 kilo tohum ektim. Evet. Dönüme 20 kilo düştü. Efendim çok teşekkür ediyoruz.